efendim kadın girişimciliğini e, konuştuk biraz önce. E, Demet Sabancı Çetin Doğan'la devam ediyoruz aslında bu konuya. Farklı bir boyutuyla, farklı e, anlamlar yükleyerek devam edeceğiz. Konuğumuz Mehmet Büyükekşi. Hep, hep tanıyorsunuz hepiniz. E, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önceki başkanlarından. Bir sürü yerde başkanlık yapmış. Gaziantep Spor'un Gaziantep Spor değil mi? Mehmet Gaziantep abi? Futbol Kulübü. Futbol kulübünün başkanlığını da yapmış bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın girişimciliği deyince Türkiye'de sayılacak ilk 5 isimden birisiniz siz aslında. Daha önceki bulunduğunuz konumlarda, görevlerde de bu e, konuda önemli adımlar attınız. Biraz oradan bah bahsederek buraya doğru, yani güncele doğru gelebilir miyiz? Tabii. Şimdi e, Türkiye'de her zaman e, kadın girişimciler maalesef e, geri planda kaldılar. Baktığımızda Türkiye'de kadın gelişimci yüzdesi yüzde dokuzun altında. Halbuki bu gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek. Ayrıca da kadının iş gücüne katılım oranı da dünyaya baktığımızda, örneğin Almanya'da yüzde seksen, Japonya'da yüzde yetmiş yedi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde yetmiş iki, Güney Kore'de yüzde altmış beşken Türkiye'de maalesef yüzde otuz bir. O yüzden Burada kadınların gerek girişimci olması, gerekse iş gücüne katılım oranını artırabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Aslında burada eğitimin de, özellikle kızlarımızın eğitimi de burada son derece önemli bir hale geliyor. Eğitim açısından da baktığımızda karşımıza çıkan manzara, mesela eğitime göre okuma yazma bilmeyen, kadınların e, yoksulluk oranı 26 eğitimle doğru orantılı evet. yoksulluk değil L mi lise e, ve denge okulları bitirenlerde yüzde 8 yüksek okulu bitirenlerde üç Yani Hı. bu da Demek ki eğitim e, verirsem Evet hem Hı, iş gücüne çok katılım, katılım hem de onların e, girişimciliğini artırarak yoksulluğu önleyebiliriz Ülkemizin gelişmesi de çünkü neticede 85-86 milyon nüfusumuz var. Bunun yarısı, yarısı kadın. kadın Kadınlarda yoksulluğu önlerseniz, Türkiye'de yoksulluğu evet, önlersiniz. Ve eğitime de e, ne kadar e, sadece e, erkek çocuklarının değil, aynı şekilde de kız çocuklarının katılması ki e, Sayın e, Emin Erdoğan hanımefendi de bu konuda yıllardan beri büyük destek veriyor. Özellikle kızların okuması yönünde çok büyük destekleri oldu. Bu oran artıyor ama hala maalesef yetersiz. Onun için de eğitim konusunu da başlı başına önemsememiz lazım. Yine baktığımızda bizim ana felsefemizin şu olması gerekiyor. Özellikle insanların ki kadınların iş gücüne katılabilmesi son derece kıymetli. Bu yüzden de e, biz geçtiğimiz günlerde e, Profesör Aziz Üstel ile e, bir i̇ş birliği. iş birliği yaptık. Aziz Üstel e, Türkiye'de mikrofinans konusunda aslında bu bir örnek model. Evet, değil mi? Yani mi, mikrofinans onun da altını yani. E, konusunda e, dünyada Bangladeş'te ki e, Muhammed Yunus bu konuda bu işi ilk başlatan ve 2006 yılında bu fikri ve girişimiyle dünyada Oscar ödülü, pardon Nobel ödülü Nobel. alan bir kişi. Onunla işbirliğine girerek Gremen adı altındaki bir Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'yla ile az üstel bu işe ki sayın o zamanki başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle bu işi başlatan kişi. Ve şu anda mikrofinansla ilgili e, 93 tane 61 e, vilayette şubesi var mikrofinansın. Bu zamana kadar e, mikro girişimci sayısı 42 bin olmuş ve e, 1 milyar 195 milyon TL faizsiz bu zamana kadar destek kadın verilmiş. girişimcilere destek verilmiş. Ve e, şu anda mikro kredinin portföyünde 83 milyon 367 bin lira portföylerinde e, bir paraları var. Ve bu parayı da bu projenin içerisinde şu anda 40 bin kadın e, şu anda faal olarak kredi kullanıyor. Bu zamana kadar dokundukları kadın da 200 bin kişi. Şimdi buradan biz yola çıkarak... Bu şu değil mi? Yani Burada kadınlara balık vermiyorlar, balık tutmayı öğretiyorlar. Oraya geleceğim zaten. Şimdi burada aslında ana felsefe şu. Şimdi ki bizim açımızdan az önce sizin parmak bastığınız konuyla son derece ilgili bu. Ana felsefe burada deniliyor ki biz çalışamayacak kadın veya erkek ne olabilir? Yaşlı olabilir. Engelli olabilir veya çocuk olabilir. Dezavantajlı. Dezavantajlı. Bunların dışındaki kişilere kesinlikle hibe yardım yapmamamız lazım. Onun yerine onların elinden tutup onların girişimci olmasını sağlamamız lazım. Yani buradan Çok... da nereye geliyoruz işte Bizim meşhur atasözümüz olan balık verme yerine balık tutmayı Bir de o kesime dönük öğretme. kredi bulmak ya da destek bulmak da çok zor o kesimdeki. Zaten şimdi burada insanların. sistem şöyle çalışıyor. Biz bunları Kimsenin görünce Kimsenin yapmadığını yapıyor evet, yani. Biz bunları görünce bizim kurucumuz Ahmet Muktac Zilan geçen yıl 8 Ekim'de vefat etti. Biz de 8 Ekim'de Gaziantep'te onu anmak için bir takım etkinlikler düzenledik. 8 Ekim'de Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş da katıldı programa. Bir gün sonra da Hacı Bey'in ismiyle Gaziantep'te Gaziantep Valiliği Şahin Bey ilçesinde Ahmet Zilan Mikrofinans Şubesi'nin 93.sünü biz açmış olduk. Oraya Hibe biz yardım verdik. O yardımla Gaziantep Şahinbey ilçesindeki ihtiyaç sahibi olan kadınlara girişimciliği özendirmek için kredi verilecek. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem şu şekilde çalışıyor. Beş tane kadını bir araya getiriyorlar, fikri olan girişimci olan beş tane kadını. Maksimum her kadına 1500 TL. Kredi veriliyor ama bu 1500 lira kredi verirken hiçbir şekilde kefalet yok, ipotek yok, kefil yok, hiçbir şey yok. Tamamen onun projesine yönelik olarak bu kredi veriliyor. Ve bu kredi 46 haftada tekrar faizsiz olarak geri ödeniyor. Şimdi burada bu kadınlar önce müracaat ediyorlar. Onların fikirleri gözden geçiriliyor. Daha sonra bunlara eğitim veriliyor. Bu eğitimden sonra da bunlar çalışmaya başlıyorlar. Örnek olarak bu programı başlatmak için yaptığımız törende Önceki dönem İçişleri Bakanımız Abdülkadir Aksu katıldı. Ve Abdülkadir Aksu da bu işin başlatıcılarından, ona da ayrıca sizlerin huzurunda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem e, Aziz Bey'e hem de e, İçişleri Bakanlığı Abdülkarakşı'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle önemli bir konuyu ilk günden Diyarbakır'da başlatmışlar e, yıllar önce. Yaklaşık 15 yıl oldu. E, biz de burada çorbada tuzumuz olsun diye e, Gaziantep'te yoksulluğun önlenmesi adına buraya adım attık. Orada bir iki yıl önce bu projeden faydalanan bir hanımefendi konuşmacı olarak çıktı. Dedi bu rakamları küçümsemeyin. Ben iki yıl önce yani 2019 yılında 100 liraya muhtaçtım. Buradan kredi aldım ve şu anda 8 kişiyi istihdam ediyorum. Yani işinde çalıştırıyor. Evet. Kendi yanında 8 çok. kişiyi çalıştırıyormuş. Ee, buradan aslında çok güzel bir örnek. Ee, bazı hanımlar ee, hayvancılıkla ilgili projeleri var. Bazı hanımlar evlerinde bir takım örgü işleri yaparak, bazıları ticaret yaparak, bazıları bir şeyler üreterek bir şeyler zaten yapıyorlar. projeyi test eden bir yer bir mekanizma var zaten. Tabi e, tabii, tabii. Yani o, zaten o mekanizma anda, da e, bilgili bir mekanizma. Yani e, bunu ilgili böyle... bununla ilgili baktığımızda bununla ilgili baktığımızda şuradan rakamları Gaziantep özelinde sizle paylaşmak istiyorum. Kaç kişi başvurmuş mesela? Var mı o? Yani var. Kişi şu anda Gaziantep'te bu konuyla ilgili bu zamana kadar 53 milyon lira kredi verildi. Kredi verilmiş. Evet. Çünkü Şehir Kamil ilçesinde şu anda bir şubesi var. Biz Şahinbey evet. Şubesi'ni açmış olduk. Bu rakama da baktığımızda zaten eee Vadesi 5402 kadına verilmiş Gaziantep'te. 53 milyon 529 bin lira. Ve bu vadesi gelen kredilerden geri dönüş oranı %100. Hiç batak yok. Çok muhteşem yani. Evet. Yani, yani aslında kadınlarımızın... Demek varamazın... ki hem ekonomik olarak da doğru evet. ya yani proje. Ka evet. Kadınlarımızın ne kadar başarılı bu oldu. konuda başarılı i̇mkan ve duyarlı olduğunu. İmkan verildiğinde en dezavantajlı konumda bulunan insanlarımızın bile çok önemli başarılar elde ettiğinin göstergesi bu. Bir de şeye çok yakışmış Ahmet Zilan, Hacı Ahmet Zilan ismiyle çok iyi örtüşmüş yani. Tabii e, şimdi çok, Hacı Ahmet Zilan çok güzel olmuş. rahmetli her zaman insanlara yardım etme konusunda ta çocuk yaşlarken tamam. çıraklığında bile... Hayır konusunda ha, bir numara evet. Antep'te diye öyle anılır. Evet, an, a, çıraklığında bile haftalığının yarısını ihtiyacı olan insanlara dağıtarak hayır işine başlamış ki e, en son e, yaptığı Diyanet e, Yüksek e, Eğitim Merkezi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız e, Başka. geçen yıl açılışını yaptı. Çok büyük bir proje, bir kampüs, din görevlilerinin master ve doktora yapacağı bir tesis içinde eğitim binaları, lojmanları, konferans salonu ki Hacı Bey'in şöyle bir düsturu vardı. Biz de buradan zaten yola çıkarak bu mikro girişimcilik konusuna da el attık. Şimdi Hacı Bey hep der ki bir insanın başarılı olması için önce ilgi göstermesi lazım. Doğru. ilgi gösterirse bilgi olur bilgi olursa odaklanma olur Ondan sonra ne yapması lazım sabır sebat kanat Bunları yapabilmek için de mutlaka ve mutlaka çalışmak lazım çalışmak lazım çalışmak lazımdır i̇şte Çalışmış orada kadar evet. yani. şimdi buradan da yine önemli olan konu bizim açımızdan Hacı Bey e, şöyledir. Çok çalışmamız lazım ama karınca gibi değil. Karınca da çok çalışır ama karınca çok çalışırken sadece kendine Kendi faydası için. olur. Güzel. Kendisi için çalış. Evet. Bizim arı gibi çalışmamız lazım. Çok güzel. Nasıl arı gibi çalışmamız lazım? Arı çalışırken bir yandan kendisi için çalışıyor. Bir yandan no bal üretiyor. Bir yandan da üretiyor. bal veriyor insanlara faydalı evet. oluyor. Tabii, tabii. Bizim de çalışırken arı gibi, arı gibi, güzel. düsturumuz bu, arı gibi çalışarak bir yandan kendimize faydamız olurken, bir yandan da diğer insanlara faydalı olmamız lazım. Ana düsturumuz bu. Onun için Hacı Bey'in anısını da yaşatmak için bir vakıf kuruyoruz. Hacı Bey'in evet. yaptığı yardımları inşallah Kurumsal biz vakıf ]laştıracak. vasıtasıyla biz vefat edersek. ...yine çocuklarımızın devam ettirmesini istiyoruz ve... ...arı gibi çalışmalarını istiyoruz. Tamam. Sadece kendimize faydalı olmak istemiyoruz. Doğru. Ee, ülkemizdeki insanlara gerek e, ihtiyaç sahiplerine bu şekilde faizsiz e, krediler vererek... ...gerekse onlara iş imkanı yaratarak, istihdam sağlayarak... ...şu anda e, grup olarak 10 binin üzerinde e, çalışanımız var... Onlara bu konuda istihdam olarak katkı sağlamış oluyoruz. Ve ülkemize katkı sağlamış oluyoruz. Sektörümüzde en çok ihracat yapan firmayız. Yine sektörümüzde en çok üretimi yapan, en çok satış yapan firmayız. Böylelikle de dünya pazarlarında da şu anda 22 ülkede 120 mağazamız var. Ee, hedefimiz 2023 yılında. Bu e, ayakkabı ile ilgili evet, şey, değil mi? Bunu 250'ye çıkarmak, envükle çıkmak İzleyicilerimiz çok yakından tanıyordur ama yani ayakkabıdan e, inşaat sektörüne, evet. işte alışveriş merkezine çok farklı alanlarda e, işlev e, yapan, e, işler başaran bir grup aslında sizin grubunuz. E, o anlamda da e, aslında her konuda bir bir şeyiniz var, veri evet. var sizde. Yani. Evet baktı. nasıl gidiyor? Öyle de bir ekonomiyi soralım size. Bu arada Ahmet Zilan'ın, Hacı Ahmet Zilan da rahmetli analım burada. <laughs> Yine Peki. duygusal noktaya. Sizin de hep programımız böyle oluyor bizim. <laughs> Duygusallaşıyoruz birden. Evet. Ee, nasıl gidiyor ekonomi? Nasıl görüyorsunuz? Alışveriş merkezinde nasıl? İşte ayakkabı, terlik vesaire orada nasıl? Şimdi e, tabii ki e, iki e, yönlü bakarsak, sektörel olarak baktığımızda. Özellikle e, Mayıs ayında mağazalar açıldıktan sonra e, önemli bir şey var. Artış var. Artış var. E, Haziran ayı. Bir de sizin alışveriş e, merkezi açık biraz e, herhalde evet, değil mi? Yani, evet. Haziran ayı ve Temmuz ayı e, gayet başarılı geçti. E, Ağustos biraz durakladı ama Eylül-Ekim ayları tekrar hareketlendi. E, gayet iyi gidiyor. Ama son günlerdeki tabi... Genel olarak baktığımızda kur artışları biraz evet. insanları e, bu konuda endişeye Morali sevk bozuyor, ediyor, moral bozuyor. Bu kadar hızlı kur artışı özellikle döviz cinsinden borcu olan e, firmalar açısından. Ama e, bir taraftan da baktığımızda özellikle e, yurt dışı girdisi olan birçok ham var, birçok sektörün. Buradaki e, fiyat artışları ve diğer taraftan da tüm dünyada, bir taraftan nakliye krizi ki konteyner krizi e, baş bir iş. fiyatları e, dolar bazında 3-4 kat artmış durumda. Ham maddi fiyatları e, özellikle baktığımızda dolar bazında %50 ile %200 arasında artmış durumda. Zaten e, biliyorsunuz hep e, bir çip krizi var dünyada. <laughs> otomobil üretiminde e, otomobil üretiminde bile e, sıkıntı yaratıyor. E, yeni da, bir yeni bir dönem başlıyor ekonomide herhalde. Yani e, tabii bir eski, yandan pe petrol fiyatları. Evet artıyor. yeni bir dönem başlıyor. Burada bu döneme iyi adapte olanlar daha başarılı. Daha olacaklar. başarılı Yani daha, onun için iyi okumak lazım. E, bir belki e, özellikle ihracat açısından e, farklı bir e, döneme e, giriliyor. O yüzden de e, mümkün olduğu kadar. Zaten ben tim başkanlığı dönemimde de hep gündeme getiriyordum. Özellikle istihdam açısından, büyüme açısından, yatırım açısından ihracat son derece önemli. İhracata daha sıkı sıkıya Sarımaktan sarılmamız lazım. Ülkemizin gelişmesi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından, istihdamı artırabilmek açısından ve cari açı e, kapatmak Kapat. açısından evet. ihracata sıkı sıkıya yapışmamız lazım. Sizden zaten. sonraki tim yönetimini nasıl buluyorsunuz? Başarılı mı? E, şimdi bu konuda yapılan çalışmaları zaten kamuoyu görüyor. Evet. Kamuoyu e, takdiri e, meydanda. Bu arada e, e, Gaziantep'e e, bu vesileyle ve daha önce de e, işte Gaziantep Futbol Kulübü vesilesiyle çok sık gidip geldiniz. Orada çok enteresan şeyler oluyor mu? Biz yani dün de Fatma Şahin'i ben biraz sohbet etme şansım oldu. Ya yani yerel kalkınmanın farklı örnekleri mesela Halı'da dünya rekoru kırılıyor. Gaziantep, yani orada neler oluyor? Bu pandemi döneminde zarar görmeden çıkan şehirlerimizden bir tanesi. Çünkü inşallah bu yıl ihracatı 10 milyar doları aşması bekleniyor. Ki gerçekten çok önemli bir rakam hedef Türkiye'de 5. veya 4. ulaşabilmek. sürekli 6. durumundaydı en son. Birilerini geçiyor yani evet. sürekli. Bu da şunu gösteriyor. Özellikle gerek pandemiyle birlikte maske kumaşından tutun hijyenik malzeme üretimine oradan tutun gıdada da çok büyük gelişmeler yaşandı ve burada ihracatta güzel e, gelişmeler oldu. Bu da Gaziantep'in hem üretim açısından hem ihracatı açısından e, doğru bir e, çalışma oldu e, ve e, güzel şeyler oluyor. Gaziantep her zaman zaten e, önemli e, konularda hep ortak akılla hareket eden bir şehir. Bu ortak akılla hareket etmekte e, gerek e, siyasiler açısından. Gerek e, Vali Bey, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe e, belediye başkanlarımız, sanayi odası, ihracatçı Birlikleri, ticaret odası, e, birçok konuda e, işbirliği e, yapıyorlar. İşbirliği yapıyorlar. Ortak, evet, Ayrıca doğru. şehrin kalkınması açısından Gaziantep Geliştirme Vakfı Gagev kuruldu. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Orada da e, e, ortak akıl e, tüm bir e, de. birimleri ka, devreye sokuyor. Orada güzel iş olabilmesi için her çok türlü soğuk. Her kurum Bir de arı gibi çalışıyorlar, yani evet, o da önemli. Evet, arı gibi ee, çalışıyorlar ve fedakarlık ediyorlar. Biz bir ara sizinle Gaziantep konuşalım. İnşallah. Ee, bir başka o vakıf kanalıyla ee, Gaziantep'teki çünkü başarı hikayesini anlatmak keyif veriyor bize. Bugünlerde keyifli şeyleri konuşmak da bence çok önemli diye Doğru. düşünüyorum. Bardağın yarısını da görmek lazım en azından ee, değerlendirmesi yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Bu yaptığınız hayırlı iş içinde ee, kutluyorum sizi Sağ olun. Ee, çok sağ olun geldiniz. Sağ olun. Çok, sağ olun. Sağ, olun. çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, e, noktalıyoruz. Görüşmek üzere.